Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sunar. Spor sayfalarına bakıyoruz gazetelerin. Yeni düzen Mavs Atatürkgücü'nün Nurettin Kurtardı başlığıyla çıktı. Süper Lig'de şampiyonluk adayı Mavs Atatürkgücü 1 puanı son dakikada kurtardı. Lefke'nin tırmanışı sürüyor. 3-0'lık skorla deplasmanda Boğaziçi'ni yendi Lefke. Kaymaklı tat vermiyor 2-0'lık mağlubiyet. Doğan Lefkoşa'da Kaymaklı'yı 2-0 yendi ve Başakşehir Beşiktaş'a kabus oldu. 2-2'lik skor İstanbul'daki maçta. Kıbrıs'ın spor sayfasıyla devam ediyoruz. Mavs Atatürkgücü fırsat kaçırdı. Süper Lig'de Binatlı'nın mağlup olduğu haftada Mavs Atatürkgücü eline geçen fırsatı iyi değerlendiremedi. Girne deplasmanında Türk Ocağı'nın karşısına çıkan Mavs rakibi 24. dakikada Nurettin'in attığı golle öne geçse de Ertaç ve Burak'ın gollerine engel olamadı ve geriye düştü. Tek puanı getiren gol 90+3'te yine Nurettin'den geldi. Havadis'te Ocak sonunu getiremedi 2-2'lik skor. Beşiktaş galibiyet serisi sona erdi. Beşiktaş'ın 2-2'lik skor. Şampiyon Elif ve Vehbi oldu masa tenisi maçlarında ve Elif ve Vehbi'nin şampiyonluğunu duyuruyor. Lefke Boğaziçi'ne acımadı 3-0. Doğan'a Kaymaklı tesellisi 2-0. NBA All-Star yarışmaları nefes kesti. Diğer başlıklardı Havadis'te. Halkın Sesi'nde yine Mavs Atatürkgücü'nün deplasman kabusu başını görüyoruz. Kıbrıs Türk Petrolleri Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Mavs Atatürkgücü kendi evinde başarısını deplasmana yansıtamama geleneğini Türk Ocağı karşısında da sürdürdü. Doğan oh Kaymaklı of dedi. Doğan Türk Birliği Küçük Kaymaklı deplasmanından galibiyetle dönerken ligde alt sıralardan tamamen uzaklaşırken üst sıraları zorlama şansı elde etti. Küçük Kaymaklı ise aldığı mağlubiyetle sıkıntılı bölgede kaldı. Star Kıbrıs'ın spor sayfasında Doğan yüksek uçtu. 2-0'lık Kaymaklı galibiyeti. Kartal zorlandı 2-2. 20 Temmuz tadında galip yok. 2-2'lik skor ve lider Leicester yenilgiyi tattı İngiltere'de ve Leicester City'yi konuk eden Arsenal rakibini 2-1 mağlup etti. Detay gazetesiyle devam ediyoruz. Detay'ın spor sayfasına bakalım. Gençlik Gücü emin adımlarla. Gençlik Gücü rakibi Baf Ülkeyurdu'nu ikinci yarıda mağlup etti. Kartal 1 puanı zor kurtardı. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Beşiktaş Fatih Terim stadında 2-0 geriye düştüğü maçta son 12 dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ve Afrika Forest'in tadı kaçtı manşetini attı spor sayfasında. Doğan Türk Birliği zorlu deplasmanda güzel futbol oynayarak 3 puanı aldı Kaymaklı'dan. Ocak 3 puanı 90'da kaçırdı. Skorlar aynı, başlıklar farklı gazetelerde. Ortama göz atıyoruz. Doğan oh Kaymaklı ah çekiyor. Az önce benzer bir başlığa aktarmıştık. Küçük Kaymaklı devre arasında yaptığı takviyelere rağmen ilk devrenin son haftalarında başlayan geriye gidişini Doğan Türk Birliği karşısında da sürdürdü. Lefke yukarılara göz kırptı. Lefke'ye konuk olduğu ligin dibine demir atan Yeni Boğaziçi karşısında sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrılarak üst sıralardaki takımların puan kaybettiği haftada onlara bir adım daha yaklaştı. Ve Vatan gazetesiyle bitiriyoruz sporu. İkisi de kaybetti demiş. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Mavs Atatürkgücü deplasmanda bir kez daha kazanamadı ve Binatlı'yı yakalama şansını yitirdi. Ocaksa alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken 3 puanı son dakikada yitirirken alınan birer puan iki tarafı da mutlu etmedi. Lefke zirveye doğru 3-0'lık skor Rusya'dan Doğan geçti. 2-0 ve puan durumları aktarılıyor. Binatlı 32 puanla lider. Mavs Atatürkgücü 29 puanla ikinci. Çetinkaya 27, Yeni Cami 26 puana sahip ilk 4 sırada. Dipte ise en sonda Yeni Boğaziçi var 8 puanda. Mor Menekşe'nin 12, Değirmenlik ve Bostancı Bağcıl'ın 14'er puanı var Süper Lig'de. Değerli izleyenler, böylelikle gazetelerin spor sayfalarına da baktık. Spor da bugün bitti.
Kıbrıs'ın enerjisi Kıbrıs Türk Petrolleri spor gündemini sundu.